أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. الله صلوا على شفيع جنودنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الله صل على سيدنا. Olasın mürşidi ekmele teslim, edesin daima senana tazim, feda kıl canını iç abı teslim, ide esrar rahı sana talim, bu cismi kıl feda hakka giderim, cemali bakimale serelim. Madem ki kainatı yaratan sevgili Allah'ımıza seyri sülük etmek, manevi yürüyüşle yürümek istiyorsan, olasın mürşidi ekmele teslim. Ekmel, en kamil, olgun bir mürşide teslim olasın. Yani tam inanacaksın, güveneceksin. İdesin daima sen ona tazim. Daima sen ona tazim edesin. Tazim kelimesi Arapçadır. Tefil babından mastardır. Azzeme, çok büyük tuttu. Tazim, çok büyük tutmak. Sen mürşidini daima büyük tutman, kıymetli bilmen, takdir etmen, manevi büyük biri olduğuna inanman lazım. Allah-u Teala Hazretleri Sure-i Fatır'da buyuruyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا اِنَّمَا muhakkak يَخْشَ اللّٰهَ Allah'tan korkar, min ibadihi kulları içerisinde el ulema, o alimler korkar. Yani ancak ilim sahipleri Allah'a tazim eder. Herkes Allah'a tazim etmez. Herkes Allah'a hürmet etmez. Herkes Allah'a kulluk etmez. Herkes Allah'ı tam bilmez. Ancak ilim sahipleri bilir. Bu ayet İmam-ı Azam Efendimiz'in kıraatına göre Allah'u kelimesini fail olarak el-ulema kelimesini de meful olarak okuyor. O zaman mana innemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ'e. Allah kulları içerisinde ancak alimlerden korkar. Buradaki yakşa o zaman korkmak manasında olmuyor. Ne oluyor? Yani alim kullarını büyük tutar, tazim eder. Yoksa Mevla kimseden korkmaz. Yakşa tazim eder manasına geliyor. Feda kıl canını iç abı teslim. Sen bu yola canını feda kıl. Bağışla, cennet çeşmesinin suyunu iç. Kendini bu yola feda et demek, yani bu yolun zahmetlerine katlan. Ne gelirse sıraya yapacaksın. Yapmamız lazım cemaat-i müslim. Ne gelirse sıraya yapmamız lazım. Çünkü sıraya bir ölüm gelebilir. Ha o sıraya ölüm gelmese bir gün tamam. Ama sıraya ölüm de gelecek. O ölüm gelmeden sıraya ne geliyorsa yapalım. Gece namazı. Demeyelim ki ya gecenin o tatlı vaktinde. Namaz kılınır mı demeyelim. O gecenin etapta vaktinde var diye işe gidenler var. Gece 1'de, 3'te, 5'te gidenler var. İşrak namazı. Bu nefse çok ağır gelir. Efendi Hazretleri buyuruyor. Bundan seneler önce Fatih'te kız medreselerine İngiltere'den müsteşrikler geldi. Kızlar. Ama Türkçeyi çok iyi biliyor. Kendini Türk gibi gösterdiler. Medreseye girdiler. Onlar ne yaptıysa medrese yapmışlar. Kur'an'da okumuşlar, Arapça'da okumuşlar, talim, tecvid, hepsini okumuşlar, namazları kılmışlar, çarşaf giymişler. Sonra memleketlerine dönüyorlar, rapor veriyorlar. Onlar ne yaptıysa yaptık. Çarşafta gidip Kur'an'da okuduk, Arapça'da okuduk, kaç sene kaldıysalar artık. İşrakta bekledik. Ama en zor gelen bize diyor bu işrak beklemek oldu. Ama onu da bekledik. Sonra Efendi Hazretleri duymuş. Bir İngiliz kızı senin dinini yıkmak için işrak bekliyor. Sen dinini ayakta tutmak için işrak beklemezsen ehlullah indinde rezilsin. Allah Allah. Ya. O anda iş saati değilse, işte o gitmiyorsan muhakkak işrak bekle. Zaten o saatte uyumak rızka manidir diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Yani işrak vaktinde uyumak rızka manidir. Ne geliyorsa sıraya yapacaksın. Gece namazı, işrak namazı, kuşluk namazı. Kuşluk namazına devam edenler şehit olarak ölüyor.
Efendi Hazretleri sohbetlerinde gördüm. Çok müjdeler var. Bir tanesi de bu. Kuşluk namazına devam edenler şehit olarak ölüyor. Evvabin namazı akşamla yatsı namazı akşamla yatsı arasında kılınıyor. 6 rekatlık bir namaz. 3'er rekat olarak kılınıyor. 6 rekat evvabin namazı kılana 12 sene nafile ibadet sevabı veriliyor. Bir yerde gördüm 50 sene diyor. O rivayette var. Kalem-i Sadr'ın haşiyesinde yan kaydında geçiyor. 6 rekat evvabin namazı kılana 50 sene nafile ibadet sevabı var. Kabir-i Nur namazı. Yatmadan önce oturarak kılınan bir namaz. Kabrimiz nur olacak inşallah bu namazı kılarsa. Sonra gece teheccüd namazı. Hayrun minet dünya ve nafiye. Allah rızası için kılınan 2 rekat teheccüd namazı. Dünya ve içindekilerden hayırlıdır, faziletlidir. Bir de bunları sarık da kılarsan hepsi katladı 70'e. Şimdi sabah namazı. Sarıksız kıldın bir sabah namazı sevabı. Sarık da kılın 70 tane sabah namazı kılmış sevabı var. Ne büyükkar ya. Efendi Hazretleri buyuruyor burada diyor hamsi satıyorsun. Misal veriyor şimdi. Hamsi satıyorsun. Ne kadar hamsinin kilosu? Diyelim 100 lira. Diyorlar ki Beykoz'da bunu 100 katına satacaksın. Allah'a emanet. 100 katına. Hemen tezgah toplar Beykoz'a gidersin. Veya Zeytinburnu'na gider. Neredeyse. Giderse Silivri'ye bile gidersin. 100 katı ne demek? 100'ün 100 katı. 70 katı. 100'ün 70 katı. Nasıl satacaksın yani? Hemen gidersin. Ya ne işin var orada? Niye gidiyorsun falan? Bana kıssalar sen diyorsun siz işinizi bilmiyorsunuz ya. Burada kar var, kar. Hemen gidersin oraya. Dünya karı için yapıyoruz. Ahiret karı için. Asıl onun için yapmak lazım. Farzı, vacibi, sünneti, müstahabı, edebi yerli yerinde yapacaksın. Başım ağrıyor, kulağım, ayağım, gözüm ağrıyor diye ibadeti terk etmeyeceksin. Şeriatı tam bekleyeceksin. İşte canını teslim etmek budur. Ya Rabbi canını teslim edenlerden eyle. Amin. Ağab su demektir. Teslim cennet çeşmesi demektir. Sen bu yola canını feda et. Cennet çeşmesi gibi olan tarikatı Ali'nin feyzini iç. Allah-u Teala Hazretleri Sure-i Mudaffifin'de buyuruyor. Ve mizacuhu min teslim aynen yeşrabu bihel mukarrabun. Ve mizacuhu onun karışımı min teslim, teslimdendir. Teslim aynen bir gözedir ki yeşrabu bihel mukarrabun. Ondan mukarreb kullar içir. İşte bu tarikat feyzi ona benziyor. Neyle içilirim şu tarikat feyzi? Cennet çeşmesi gibi olan tarikat feyzi neyle içilirmiş? Canını teslim etmekle içiliyor. İde esrar-ı rahı sana talim. Bu yolun sırlarını sana öğrete. Hemen cismi. Bu cismi kıl feda hak kalbinin cemali ba kemale seyredelim. Allah Allah cismini feda edeceksin. Zaten bu cismi bir gün toprağa feda edeceğiz. Toprak konulacak. 3-5 gün sonra çürümeye başlayacak. Bir hafta 10 gün sonra baksan bakamazsın zaten. Beden öyle olacak, olduğu gibi olmayacak. Öyle olacak ya. Tamam. Acımayalım bu bedene. Bu cismi satalım, yenisini alalım. Ravzatul Akhiyar isimli kitapta zikredildiğine göre Muhammed İbni Hasan'ın adamlarından Davud İbni Reşit buyurmuştur ki bir gece teheccüde kalktım, çok şiddetli bir soğuk beni yakaladı. Üşümekten ağladım ve uyudum. Bir de bana şöyle diyen bir kişiyi gördüm. Onları yani diğer insanları uyuttuk, seni kaldırdık. Onun için mi ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Herkes uyuyor. Seni uyandırdık, huzurumuzu aldık. Ona mı ağlıyorsun? O geceden sonra Davut hiç uyumadı. Allah-u Teala bir insanı hasta eder, nimettir. Sakat eder, nimettir. Her ne verirse bizim için nimettir. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken yahut hılat yahut kefen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Bizi okşasalar hoşumuza gider ama biraz vursalar hoşumuza gitmez. Ya Rabbi bunları becermeyi nasip eyle. Amin. Dünyaya bunları becermeye geldik. Becermeden ahirete gitmeyelim. Bak Allah'ın bizi becerikli eylesin. Becerikli. Amin. Efendi Hazretlerimiz ne kadar önem vermiş. Bu sarığın üzerinde ne kadar durmuş ya. Geçen bir kardeşimizden duydum. Efendi Hazretlerimizi güvenlik mahkemesine çıkartıyorlar. Niye? Niye? İşte laikliğin aleyhine konuştu diye. Efendi Hazretleri laikliğin aleyhine de konuşmaz. Şeriatın lehine konuşunca laikliğin aleyhine oluyor işte. Çıkardılar onu mahkemeye. Efendi Hazretlerimiz daha mahkeme kapısından içeri girerken sarıkla giriyor tabii böyle. Sarık ve şalvar elinde asası. Hakim karşıdan bağırmış. Hoca demiş sarığını çıkar demiş. Mahkemeye geliyorsun. Burası şerefli büyük bir yer yani. Sarığını çıkar demiş. Efendi Hazretimiz gayet mülayim.
Demiş ki hakim bey demiş. Biz bu soruyu ancak felaha girerken çıkartırız demiş. Eğer burası demiş feladan daha düşük bir mertebe ise çıkartayım demiş. Hakim donmuş kalmış. Çıkarmasın. Kalsın demiş. Allah Allah. Bir gün geçen de bir kardeşimiz anlatmıştı. Burada çok acayip bir gitti. Olmuş hadise bu cemaatim için. Neler olmuş neler. Eşkıyaların reisi bir gün merak etmiş. Duyuyormuş hep Mahmud Efendi, Mahmud Efendi, Mahmud Efendi. Bir eşkıyaların reisi varmış zamanında. Demiş ya şu hocayı bir göreyim ben demiş ya. Nerede işte İsmail abi. Geliyor. Efendi Hazretleri bir görüyor onu. Yürüyüşün konuş hali falan çok etkiliyor onu. Bir de demiş sohbetini dinleyin. Bir sohbetini dinliyor aşık olmuş. Ondan sonra devamlı Efendi Hazretleri sohbetine geliyor gidiyor falan derken sarık da takıyor, cübbe de giyiyor, şalvar da ondan sonra sakal da bırakıyor falan derken yani efendinin sohbetlerinden ayrılmaz oluyor. Bir gün ihvanlara soruyor diyor ki ya diyor ben cübbe şalvar öbür işlerini yavaş yavaş bırakıyor tam bırakmış yani. Ama arkadaşlarının eski arkadaşının yanına gidiyor geliyor anlatıyor onlara böyle. Bir gün ihvanlara sormuş orada daha ne yapmam lazım demiş. Demişler şalvarın altında ne var? Demiş niye soruyorsunuz? O demiş kısa olmaz uzun olması lazım. İhvanlar. Şalvarın altındaki de uzun olması lazım. Demiştir. Öyle mi? Tamam gidiyor oradan şeriat da onu alıyor. Kaç tane. Bir gün arkadaşların yanına gidiyor konuşuyorlar. Ya diyorlar bu Mahmut Hoca'da sen ne buldun ki? Sen hep ondan bahsediyorsun hiç ondan ayrılmıyorsun. Daha ne? He diyor ne keramet gördün ki onunla diyorlar yani hiç ondan ayrılmıyorsun. Daha ne olsun diyor benim gibi eşkıya donuna kadar değiştirdi diyor yani. Daha ne olsun diyor yani. Ya başka keramet mi arıyorsunuz diyor. En büyük keramet şeriat üzeri istikamet. Ya 13-15 yaşında kızımız çarşaf giyiyor bu zamanda. Daha ne keramet arıyorsun ki sen? Yüzüne cilet vurmuyor çocuk. O yaşta o sarıkla cübbeyle dolaşıyor ya Allah Allah. Medreseye kapatıyor kendisini bir hafta veya iki hafta icabında. İyi gözü Kur'an'da. Ondan sonra kulağı sohbette. Gece teheccüde kalkıyor, gece üçte dua ediyor. Ya daha ne keramet arıyoruz? İşte bundan sebep memleketimiz ayakta duruyor. Yoksa Efendi Hazreti buyurdular ki Türkiye kadar düşmanı olan bir devlet yok yeryüzünde. Yok. Boğmaya bir fırsat bulsalar var ya Allah'ım onlara fırsat vermesin. Amin. Bir anda var ya götürecekler Türkiye'yi. Ama işte o dua eden yavrularımız şu hatmi şerifler. Mayıs yağmuru gibi bela yağacak. Hatmi şeriflerin hürmetine Allah belayı geri çeviriyor. Onun için bu hatmi şerifleri bırakmayalım. Bu zikir meclislerini bırakmayalım. Yaza doğru ne hikmetse Ramazan'da şu pazar sohbetleri boş olur. Ramazan. Ya Ramazan'a daha çok gelmemiz lazım. Bakın Ramazan'da bir tesbih Ramazan harici 1000 tesbihe bedeldir. Ramazan'da bir hatmi şerif Ramazan harici 1000 hatmi şerife bedeldir. Ramazan haricinde 1000 tane hatmi şerife katılsan ne kazanıyorsun? Ramazan'daki bir hatmi şerif sana onu kazandırıyor. Herhalde gece sahura kalkılıyor, gaflet mi basıyor? Ne yapıyor? Şeytan diyor ki sabah namazını kıl yap. Ve bu yerde mukabeleye katılıyorsa onunla biraz uzadı iş diyor şimdi. Yok sahur diyor, yoksa mukabele falan diyor. Sen diyor dayanamazsın sohbete diyor. Şeytan kandırıyor onu. O da küt yatıyor. Gitti hatmi şerif. Bak belki seneye çıkamayız ha haberimiz olsun. Tabii geçen sene aramızda olan kardeşlerimizden şu an aramızda olmayanlar var. Şu an toprak altında olanlar var. Neyimize güveniyoruz? Bugünleri iyi değerlendirelim inşallah. Ya Rabbi bunları becermeyi nasip eyle. Amin. Dünyaya bunları becermeye geldik. Becermeden ahirete gitmeyelim. Bu anlatılanları iyi belleyip yapmak lazım. Bir daha bu yol bulunmaz. Fırsat da ele girmez. Hazır ele girdi bundan istifade edelim. Geçen Efendi Hazretleri sohbetlerini okuyoruz. 2002 sohbetiydi herhalde hoca arkadaşlarla. Geçen okuyoruz. Aynen şunu buyurmuş ya. Çok acayip gitti. Derslerini güzel yapıp ahirete gidenlerden güzel haberler geliyor. Derslerini güzel yapmadan ahirete gidenlerden kötü haberler geliyor. Vallahi aynen kelam bu. Bunu Efendi Hazretleri buyuruyor. Bak. Bu ne demek ya? Sen bunu duyarsın da dersin nasıl eksik yaparsın ya? Nasıl aksatırsın ya? Sakın sakın aksatmayalım. Bak dersin. Bunu Efendi Hazretleri buyuruyor. Bizzat kendi sohbetinde var. Dersini güzel yapıp ahirete gidenlerden güzel haberler geliyor. Dersini güzel yapmayanlardan güzel haberler gelmiyor. Kötü haberler geliyor. Buyurmuş. Efendi bana diyor ki bir defasında rüyamda kuş olduğumu gördüm. Şeyhime sordum. O da şöyle yorumladı. Kuşa ufak bir şey yatsan kaçar gider. Bir defasında da gördüm ki
Şeyh'imin beline sımsıkı sarılmışım. Şeyh'im de benim başımı arkaya doğru çeviriyor. Bunu da anlattım. Dedi ki oğlum bana sarılmışsın. Şimdi ihvan hizmetine bak dedi. Ayetimize geliyoruz. Şehr-i Ramazan ellezî. Ramazan-ı Şerif ayı. Ellezî öyle bir aydır ki Ramazan-ı Şerif ayı. Ünzile indirildi fihi bu ayet-i Kur'an. Kur'an indirildi. Ramazan-ı Şerif ayı. Allah'ımız Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'in büyüklüğünü kendisinde Kur'an'ın indirilmesiyle anlatıyor. Mesela birisinin büyüklüğünü birkaç kelimeyle anlatacaksın. En mühim şeyi söylersin değil mi? Allah'ımız Kur'an'ın büyüklüğü, Ramazan-ı Şerif'in büyüklüğünü kendisinde Kur'an'ın inmesiyle bahsediyor. Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesi indirdik. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Kadir gecesi nedir? Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Leyletul Kadr hayrun min elf şehr. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi, o geceyi çok büyük etti. O gecede Ramazan-ı Şerif'i çok büyük etti. Ramazan-ı Şerif'in büyüklüğü nereden geliyormuş? Kadir gecesinden. Kadir gecesinin büyüklüğü nereden geliyormuş? O gecede Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden geliyor. Buradan ne anladık? Kur'an-ı Kerim geceleri de büyük ediyor, ayları da büyük ediyor, devletleri de büyük ediyor, milletleri de büyük ediyor, insanları da büyük ediyor. O Kur'an var ya, Kur'an. Neye bitişirse, neye yaklaşırsa onu büyük ediyor ya. Biz Kur'an'dan ayrılmayalım, bizi de büyük eder. Hem dünyada hem ahirette. Osmanlı'yı büyük ettiği gibi. Efendi Hazretlerimiz anlatıyor. Osman Gazi Hazretleri bir eve misafir oldu. Ev sahibi dedi, efendim siz burada istirahat edebilirsiniz dedi. Osman Gazi Hazretleri baktı ki duvarda Kur'an-ı Kerim asılı kılıf içerisinde. O zaman tabii el yazması Kur'an-ı Kerimler her yerde yok. Şimdiki böyle matbaalar yok. Kur'an-ı Kerim orada asılı mübarek dedi ya, Kur'an orada dururken biz yatamayız dedi. El pençe öyle Kur'an'ın huzurunda boynunu büktü durdu sabaha kadar. Sabah ezanları okunurken ev sahibi geldi, kapıyı açtı, baktı ki Osman Gazi Hazretleri öyle el pençe duruyor. Yatak hiç bozulmamış, efendim rahatsız mısınız deyince dedi ki duvarda Kur'an-ı Kerim dururken yatamadım dedi. Dışarı çıktılar, namaza gidiyorlar camiye. O esnada piri fani, nurlu, sarıklı, cübbeli, şalvarlı bir zat Osman Gazi Hazretleri'nin karşısına çıktı. Buyurdu ki bu geceki Kur'an olan tazim ve hürmetinden dolayı Allah-u Teala Hazretleri evlatlarına 600 senelik padişahlık vaat etti. Kur'an-ı Azimüşşan'la Osmanlı Osmanlı oldu. Ona hürmetle kuruldu, ona hürmetle büyüdü. Ona hürmetle büyüdü. Kur'an elimizdeyken dünyaya ferman okuyorduk. Kimse karşımızda duramıyordu. Biliyorsunuz Osmanlı'yı. Bunu gene Efendi Hazretimiz anlatıyor. Fransa'da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında. Fransa'ya komşu olmuşuz. Viyana kapılarına kadar dayanmışız. Batı'da Viyana kapılarına kadar. Doğu'da Hicaz, Yemen, Mekke, Medine, Irak. Hep bizim. Sonra Kuzey Afrika, Tunus, Cezayir, Fas. Hep bizim. Kırım'a kadar. Kuzeyde. 23 milyon kilometre kare. Kur'an'la Osmanlı o kadar topraklara ulaştı. Batı'da da Viyana kapılarına kadar gelmişiz, Fransa komşumuz olmuş. Fransa'da da Kanuni zamanında bir piyes icat olmuş, kadın erkek beraber dans ediyor. Kanuni'nin kulağına geldi bu, hiç hoşuna gitmedi. Hemen elçi vasıtasıyla bir mektup gönderdi. Diyor ki Osmanlı padişahı ve İslam halifesi Kanuni Sultan Süleyman Han'dan Fransa kralına. Ama başlığında bile heybet var ya. Mektubun. Duydum ki diyorsunuz sınırlarımız dahilinde diyor kadın erkek beraber diyor. Bizim şeriat ve örfümüze hiç uygun olmayan bir piyes icat olmuş. Çabuk onu yasakla. Yasaklamazsan senin memleketine bir sefer düzenlerim, tacını tahtını başına geçirdim, taş üstünde taş komam diyor. Fransa kralı var ya, korkudan abdesti kaçıyor, olmayan abdesti kaçıyor. 100 sene oynatamıyor ya, korkuya bakar mısın? Nereden geldi bu haybe? Elinde Kur'an var, herkes senden korkuyor. Elinde Kur'an varken herkes bizden korkuyordu. Şimdi Kur'an yok. Ne var? Yunan pesi. Hiç kimse bizden korkmuyor. Biz onlardan korkuyoruz. Adam bir gemi getiriyor Amerika oraya. Dün birisi diyor ki, hocam diyor, o Yahudilerin başı. Şeyde İsrail'de kimse o adam. 50 tane İslam ülkesinin hepsine demiş ki ayağınızı denk alın demiş. Ben buraya giriyorum, ayağınızı denk alın. Kimse müdahale etmesin. Adama bak.
Kanuni yaptığını şu anda aynısını onlar yapıyor. Kanuni, bakar mısın Kanuni Sultan Süleyman Han'a? Başında sarık var mıydı söyleyin. Vardı, vardı. Yüzünde sakal, vardı. Hem de bir tutam. Cübbesi, vardı. Şalvarı vardı. Vardı ve hocası Ebu Suud Efendi'den fetva almadan da bir şey yapmazdı. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat etti, yıkandı, kefenlendi, gömülüyor. Bir de sanduka koydular yanına. Ebu Suud Efendi orada, bu sanduka konulmaz buraya dedi. Ulema da, ama dediler kanunun şeyi var, fermanı var, vasiyeti var. Sandukaya da benim yanıma öldükten sonra koyacaksınız. Öyle mi dedi? Dur bakalım bunun içinde ne var dedi. Bu sandukanın içerisinde ne var? Ebu Suud Efendi, hocası. Bakalım dedi. Açtılar baktılar ki kanuni demek yani çok kanun çıkartan demek. Bütün kanunlarını Ebu Suud Efendi'den fetva alarak çıkarmış. İmzalı, mühürlü. Onu da kabrine yanına koyuyor. Ey koca kanuni dedi, sen kendini kurtardın, biz ne yapacağız dedi. Ebu Suud Efendi. Ama o da Kur'an'dan almadan ona fetva vermedi. O Kur'an'dan aldı. O da Ebu Suud Efendi'den aldı. Kanuni Sultan Süleyman. Görüyor musunuz? İşte bu adamlar dünyaya kafa tuttular. Kur'an elimizden gitti, titremeye başladı. Kur'an elimizdeyken onlar titriyordu. Bak misal. Kayınbabamın kardeşi Abdullah Hoca, Allah'ım rahmet eylesin her ikisine de, arşivde çalışıyor kendisi. Senelerce Osmanlı arşivinde çalışmış. Bir kere sordum ben buna. O şeyi, mektup hala duruyor. Ben gördüm o mektubu dedi. Kanun'un mektubu şu an arşivde duruyor. Arşivde çalıştığı zamanlarda dedi, ben o mektubu gördüm, okudum. Kendi el yazısıyla mübareğin. O ferman duruyor. Sadece ferman duruyor ama. Hükmümüz kalmadı şimdi. Ona bakıp sadece seviniyoruz. Ona bakıp sevinmeyelim. Aynısını biz de yapalım. Yapamıyoruz. Niye? Kur'an yok elimizde. Allah'ın Kur'an'a dönmeyi nasip eylesin. Bunu niye anlattık? Kur'an-ı Kerim bak geceyi büyük etti. Ayı büyük etti. Devletleri de büyük etti. Milletleri de büyük etti. İnsanları da büyük ediyor. Bir gün Efendi Hazretlerimizin yanındayız. Memleketten komşusu geldi. Ona dedi ki hocamızı hatırlıyor musun dedi. Beraber Aşık Kutlu Efendi'de kıraat okumuşlar. Hafızlık Efendi Hazretlerimiz anne babasında yaptı. Kıraat okumuşlar Aşık Kutlu Efendi'de. Hatırlıyorum dedi. Hocamızı Zuhrat'ta gördüler. Efendi Hazretlerimiz anlatıyor bunu. Bizzat kendisinden işittik elhamdülillah. Hocamızı Zuhrat'ta görmüşler. Zuhrat'ta gören kişiyi, bunu Efendi Hazretlerimiz anlatıyor. Zuhrat'ta gören kişiyi bir oda görüyor. Odanın içerisinde bir tane döşek var, o döşekte İlyas Efendi var, Bursalılar onu sever. İki tane daha döşek var, onlar boş. Zuhrat'ı gören kardeşimiz diyor, hocam siz buradasınız diyor İlyas Efendi. İki döşek boş, boş. Kimin bunlar? Diyor birisi Hacı Dursun Efendi'nin, öbürü Hacı Rüştü Efendi'nin. Hacı Dursun Efendi, Efendi Hazretimizin Arap hocası. Hacı Rüştü Efendi, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi. O da Efendi Hazretimizin kıraat hocası. Hocam onların mı? Onlar nerede peki? Onlar şu anda peygamberleri ziyaret ediyorlar. Allah'ım. Diyor. Oo hocam diyor, ne Rütbe ya diyor, şaşırıyor şimdi. Yo Rütbe nasıl kavuştu onlar? Peygamberleri ziyaret etmek rütbesi nasıl kavuştular? Kur'an'ın garip kaldığı zaman da Kur'an'a sahip çıktılar. Allah o rütbeyi ondan sebep verdi onlar. Bak görüyor musun? Kur'an nereye çıkardı onları? Kur'an bak geceyi büyük ediyor, unutmayın. Ayı, devletleri, milletleri, insanları da büyük ediyor. Efendi Hazretlerimizin hocaları. Efendi Hazretlerimizin hocaları peygamberleri ziyaret ediyor. Peki Efendi Hazretlerimiz? Efendi Hazretlerimiz hakkında da söyleyeyim size. Vefatından sonra, Efendi Hazretlerimiz vefatından bir müddet, kısa bir müddet sonra Hasbi hocamız. Hasbi hocamız Efendi Hazretlerimizin bacanağıdır. 2002 senesinde vefat etti. Efendi Hazretlerimiz aralarında 20 sene var. Efendi Hazretlerimizden 20 sene önce vefat etti. Hali hayatındayken Efendi babamız Hasbi hocamızı Efendi Hazretlerine teslim ediyor. Efendi Hazretlerimiz onunla çok ilgilenir, halini hatırlıyor. Sokak halifemizce hocalarımız hep anlatırlardı böyle. Çok hoş tutarmış. Niye? Efendi babamız dedi, benim emanetimdir, sahip çıkacaksın Hasbiye dedi. Vefatından sonra Efendi babamız zuhur ediyor. Emanetimizi aldık, elhamdülillah, iyi sahip çıktınız. Diye Efendi babamız böyle zuhur etmiş. Efendi Hazretimizin vefatından sonra Hasbi hocamız zuhuratta görülüyor. Diyor ki, diyorlar ki, hocam siz ahirettesiniz, Efendi Hazretlerimiz de ahirette teşrif buyurdular, görüştünüz mü? Ne mümkün, peygamberlerden bize sıra gelmedi ki diyor. Efendi Hazretlerimizin hocaları peygamberleri ziyaret ediyor. Ama Efendi Hazretlerimizi peygamberler ziyaret ediyor. Niye?
Öyle bir çığır açtı ki Efendi Hazretimiz, yıkılan Osmanlı, enkaz enkaz. Nasıl bir enkaz? Harp inkılabı yapılmış, kılık kıyafet kanunu yapılmış, ezanlar Türkçeleştirilmiş. Ondan sonra elif demek yasak. Medrese öyle bir şey yok zaten. Kur'an-ı Kerimler yakılmış, toplanmış, camiler ahıra çevrilmiş. Ne yapılmamış ki? O zamanı düşünün şimdi yani. Öyle bir zamanda bu işi aldı, buraya kadar getirdi. Efendi Hazretimiz peygamber vazifesi yaptı. Bunu Gönelli Mehmet Efendi, bunu bizzat Efendi Hazretleri kendisine söyledi. Halit amca, Halit amca bunu sohbetlerde anlatırdı. Allah'ım rahmet eylesin. Demek ki Kur'an-ı Kerim, ya Kur'an-ı Kerim ne büyük bir kitap ki. Kur'an-ı Kerim'i bilsen o da büyük oluyor. Devlet de büyük oluyor, millet de büyük oluyor, insan da büyük. Bir gecenin içine indi Kur'an, geceyi büyük etti. Senin evladın içine inerse, yani hafız-ı kelam olursa onu da büyük eder. Hatta ondan sebep seni de büyük eder. Neden? O hafız sana da şefaat edecek. Bak, Kur'an'ın her şeye faydası var ya. Bulunduğu yere de faydası var onun. Rahmet, bereket. Ayrılmayalım Kur'an'dan. Yolumuzu, çocuğumuzu Kur'an'a seferber edelim. Torunlarımızı gönderelim, okusunlar, koca olsunlar. Vallahi istikbal budur. İstikbal budur diyorum size. Fatih'te geçenlerde anlatmıştı. Geri gelmişken gene anlatalım. İstikbal budur. Fatih'te kız medreselerinde ismi Firdevs olan bir hoca hanım. Kanser hastalığına yakalanıyor. Bundan 30 sene önceki mevzu. Kanser hastalığına yakalanıyor ve vefat edeceğini anlıyor. Vasiyet yazıyor. Diyor ki kitaplarımı talebelerime verirsiniz. Hocam teçhiz tekfin işiyle meşgul olursa, Efendi Hazretimiz cenaze namazını kıldırır, başımda telkinli verirse diyor, çok müteşekkir olurum diye böyle bir vasiyet yazmış. Kısa bir müddet sonra da vefat ediyor. Bu amansız hastalıkla. Kansere kimse kötü hastalık demesin buyuruyor Efendi Hazretimiz. Tertemiz götürüyor sabrederse. Adapazarı'nı yükseller ki buraya götürüyor. Efendi Hazretimiz de gitmişler. Cenazesini kıldırmış. Telkinli vermiş. Hasan Çelik hocamız diyor, ben Efendi Hazretimizin yanındayım. Efendi Hazretimiz telkini verdi ama başında diyor çok durdu. Kabrin başında çok durdu. Telkin o kadar uzun sürmez. Uzun sürmez biliyorum. Ben Efendi Hazretine bakıyorum öyle gayet ciddi. Sonra baktım tebessüm ederek geldi. Gülüyor Efendi Hazretleri. Aa, herkes üzgün süzgün ağlıyor. Gözünden yaşlar dökülüyor. Efendi Hazretleri tebessüm ederek gelince anladım ki bir şey var. Sormuş hemen. Efendi Hazretleri hayrola demiş. Biz Firdevs kızımız öldü diye ağlıyoruz, siz gülüyorsunuz. Terkin esnasında Efendi Babam zuhur ettiler. Buyurdular ki Firdevs emanetini aldık, Firdevs cennetine yerleştiririz. Ya Rabbi bu müjdelere nail eyle. Bazen mekelen Kur'an'a sahip çıkmayı nasip eyle. Biz de üstü Kur'an'a sahip çıkacağız. O da Allah'ın verdiği kuvvet, kudret ve heves olacak. İbadet kıldığın tevfik-i hak bil. Eğer ibadet ediyorsan Mevla'nın muvaffak kılmasıyla olduğunu bil. Kur'an-ı Azimüşşan ne olduğu halde o gecede indirildi? Huden, hidayet olduğu halde linnâsı insanlara. Kur'an insanlara hidayettir. Ve beyyinatin ap aşikar ayetler olduğu halde indirildi. O ayetler de minel hüda. O ayetler de hidayetin ta kendisidir. Bir de vel furkan, Kur'an'ın ayetleri hak ile batılı birbirinden ayırır. Kur'an'ın ayetleri nasıl hak ile batılı birbirinden ayırıyor? Cemaat-i Müslümin. Mesela Estağfirullah ellezine yekulüne riba la yekumun illa kema yekumul lezi yetekabbaduhu şeytanu minel mes. Faiz alanlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Neden? Zelke bu beğenmem şundan sebeptir ki onlar karu dediler innemel bey'u mislir riba. Faizle alışverişin ne farkı var? Bu kalemi diyelim 3 liraya alıyorsun, 5 liraya satıyorsun. Bu parayı veriyorsun, bir ay sonra 5 lira alıyorsun. Yani kalem 3'e alıp 5'e satıyorsun, parayı da 3 olarak koyuyorsun, 5 olarak alıyorsun. Aradaki fark ne dediklerinden dolayı kabirlerinden bunlar şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Böyle diyen faizi helal görmüştür, iman da gider ondan. Halbuki وَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah-u Teala Hazretleri faizi haram, alışverişi helal etmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bu ikisinin arasını ayırıyor. Ama ayıramayanlar böyle konuşuyorlar ve kendilerini
İmanda ne diyorlar? Allah muhafaza. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Amin. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا. Kim bu ayetleri duyduktan sonra faiz muamelesine son verirse فَلَهُ مَاسَلَ. Geçmişte aldıklarını ben affedeceğim diyor Allah'ımız. Ve emruhu ilallah. Onun işi bana aittir. وَمَنْ عَادَ. Kim de tekrar bu kadar duyduğu halde faiz almaya devam ederse اُولَٰكِ اُصْحَابُنَّا. O cehennem ashabıdır. Bir de helal diye itikad ederse ümfî hakalın cehenneme girecek, hiç çıkmayacak. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Kur'an'ın hakla batılı ayırdığına dair bir misal daha. Sure-i Nisa ayet 23. Estağfirullah. Hurrimet aleyküm ümmehâtüküm. Hurrimet haram kılındı. Aleyküm üzerinize ümmehâtüküm. Analarınız üzerinize haramdır. Analarınız haramdır ne demek? Nikahı haramdır. Analarınızın nikahı haram. Yani haramlılık bakımından en kuvvetli olan anaların nikahıdır. Ve benâtüküm, sonra kızlarınız. Ve akavâtüküm, kız kardeşleriniz. Ve ammâtüküm, halalarınız. Nikahı haramdır. Kişi halasıyla nikahlanamaz. Ve hâlâtüküm, teyzeleriniz. Ve benâtül ahî, erkek kardeşlerinizin kızları. Yeğenleriniz, kız yeğenleriniz. Ve benâtül uhdî, kız kardeşlerinizin kızı. Bunların nikahı haramdır. Nikahlayamaz. Nikahlanamaz yani. Ama Avrupa'da şimdi hiç bunlara dikkat etmezler. Haremlik, selamlık meselesine de dikkat etmek lazım cemaatimiz. Bu da çok mühim. Çok. Halanın nikahı haramdır. Hala kızının nikahı caizdir. Helaldir. Teyzenin nikahı haramdır. Ama teyze kızının nikahı helaldir ve caizdir. Evlenmek zorunda değilsin ama evlensen olur mu? Olur. Haram değildir, caiz olur. Hocam anlatıyor. Bir gün diyor, Bursa'nın köylerinden birisinde bu ayet-i kerimeyi okudum. Cuma namazında diyor. Cemaat kalabalık. Bu ayet-i kerimeyi okudum. Dedi ki cemaat-i müslümin, halanın nikahı haramdır. Teyzenin nikahı haramdır, caiz değildir. Ama hala kızıyla, teyze kızıyla evlenebilirsin. Evlenmek zorunda değilsin. Allah illa evleneceksin demiyor ama nikah olur mu? Olur. Dedim, cemaatin içerisinden birisi kalktı gitti. Benden herhalde abdesti bozuldu. Neyse kafası bozulmuş. Giderken de demiş ki, bu hocanın dediği Kur'an'da olsa kabul etmem demiş. Bak görüyor musun? Allah Celle Celle haramla helali Furkan olan Kur'an'la ayırıyor. Ama adam bunu duyduğu halde kabul etmiyor. Kur'an'da olsa kabul etmem diyor. Cemaatimizin bu çatıların altında neler oluyor neler bilirsiniz. Allah muhafaza. Bir kardeşimiz anlatıyor. Askerde diyor mahkemede görevliydim diyor. Mahkemede bir mahkemede şöyle bir olaya şahit oldum diyor. Adam affedersin kızına tecavüz etmiş. Bunu çıkarmışlar. Hakim diyor ya utanmadın mı diyor. Utanmadın. Nasıl başkasının karısı kızı olsa o da doğru. O da çok yanlış bir şey de. O insan kendi kızına böyle bir şey yapar mı diyor ya. Çok rahat diyor. Hakimin karşısında şahitler var. Çok rahat. Hakim bey demiş. Onun dediğini diyorum size affedersiniz. Hakim bey demiş. Bir meyve ağacı diksen, meyve vermeye başlasa sen mi yersin başkasına mı yedirsin demiş. Ve kızı için bunu misal veriyor. Görüyor musunuz? Bu millet ne hale gelmiş ya? Bu millet ne hale gelmiş? Görüyor musunuz? İşte Efendi Hazretlerimiz buyuruyor, bu milleti önce cahil ettiler, sonra yapacaklar. Yani cahil etmeden bu milleti bu hale getirmediler. Cehalet ala vezni rezalet. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor, küçükken diyor, inekleri güderdi. Bizim Rakapol diye bir yer vardı. Köyümüzün yanında bir arazi, ineklerimizi güttüğümüz yer vardı. Akşama kadar giderdim onları. Akşam getirirdim rahmetli anam inekleri sağarken. Ben de diyor onun sağmasına bakardım. Bir ara baktım diyor ineğimizin arka tarafında kuyruğun yanında kaba yerinde el kadar diyor bir yer açılmış delinmiş böyle et gözüküyor. Derisi delinmiş et gözüküyor. Anama diyor anacığım ne oldu bizim? Oğlum fare deldi. Ana fare nasıl deler bunu? Fare gelse kuyruğunu sallar tekme atar bir şey yapar. Nasıl fare derdi bunu? Oğlum fare gelir, üfler, üfler, uyuşturur orayı. Uyuşunca deler, hiç anlamaz.
Bir yerde anlatıldı bu sohbette. Hocam dedi, çok doğru dedi. Fareler gelir, ineği üflerler, üflerler, yerler, ineğin iskeleti kalır, gene anlamaz dedi. Hayret ettim ya. İneği deriyor fare, yiyor ya, fare yiyor. Anlamıyor. Aa, morfin. Adamı ameliyata alıyorlar mesela, ne yapıyorlar? Ya mesela dişçiye gidiyorsun şimdi, dişçiye gidiyorsun. İki tane iğne vuruyor buraya. Orada bir işlem yapıp bir ses mes geliyor ama hiç anlamıyorsun. Adamın ayağında bir işlem yapacaklar. Ayağını uyuşturuyorlar. Dizden aşağısı diyor, hocam yok sanki diyor. Orayı deriyor, anlamıyor. Farede de öyle bir şey varmış. Onun üflemesi morfin. Üfle, uyuştu orası. Uyuşunca yine kanlamıyor. Eyvah. Sonra buyuruyor ki, televizyonlarla üflediler bize. Okullarla üflediler bize. Ondan sonra yapacaklarını yaptılar. O üflemeyi yapmadan yapmadılar. Ve okullarla bu işi çok becerdiler. Milleti cahil ettiler. Kız erkek beraber karışık okullarda neler oluyor, neler cemaatimiz. Allah'ım özümüze ve Kur'an'a, Kur'an-ı Azimüşşan'a tekrar dönmeye nasip eylesin. Estağfirullah. Femen şehide minkümü şehre feliyosun. Kim Ramazan-ı Şerif'e şahit olursa oruç tutsun. Ramazan'da hazır olanlar Ramazan orucunu tutsun. Ömen kâne meriyudan, kim hasta oldu. Evvela seferin yahut seferde oldu. Seferi mesafeye gitti. Ve eddetü min eyyâmin ukar. Ramazan-ı Şerif'te o hasta olarak veya sefere gittiğinde tutamadığı günler sayısınca Ramazan haricinde orucunu tutsun. Yuridullahu bikümül yüz. Bununla Allah size kolaylığı murad ediyor. Ve la yuridü bikümül yüz. Zorluğu murad etmiyor. Peki neden Ramazan'da tutamadığı oruçlar sayısınca Ramazan'dan sonra tutması lazım? Elitik mülül iddete. Sayıyı tamamlasın. Mesela bu sene Ramazan 30 gün. Bir hasta oldun diyelim. Yani hakikaten oruç tutamayacak derecede hasta oldun. 3 gün tutamadın diyelim. Ramazan'dan sonra o 3 günü tutman lazım ki o 30'a gene tamamlayasın. İddet tamamlansın, sayı tamamlansın. Bir de velitikebbirullâhe alâ mâ hedâkim. Sizi hidayet ettiğinden dolayı Allah'a tekbir edesiniz. Ve leallekum teşkürün. Umulur ki böylelikle Allah'a şükretmiş olursunuz. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Habibim, kullarım, sana benden sordukları zaman de ki ben çok yakınım. Üzîbü davet et daibâ da'ânî. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse fel yestecibû lî. Bana icabet etsinler. Vel yü'minû lî bi. Bana iman etsinler. Leallehum yerşidûn. Böylelikle rüşte ermiş olurlar. Bir adam Resulullah Efendimiz'e gelerek, Rabbimiz bize yakın mıdır ki biz ona gizli olarak dua edelim? Yoksa uzak mıdır ki ona nida edelim, seslenelim de duyuralım sesimizi dediğinde Allah-u Teala cevaben bu ayet-i celliyi inzal buyurmuştur. Mevla buyuruyor ki, ben size muhtaç olmadığım halde duanıza icabet ediyorum. Siz bana muhtaç olduğunuz halde niye icabet etmiyorsunuz? Üç şey vardır ki bunları yapan Allah'ın hakiki dostudur. Bu üç şeyi terk eden de Allah'ın hakiki düşmanıdır. Neymiş onlar? Oruç tutmak, namaz kılmak, gusül etmek. Bunları yapan Allah'ın hakiki dostudur. Bunları terk eden de Allah'ın hakiki düşmanıdır. Ve hadis-i şerifimizi de okuyalım inşallah. Müjde kabilinden olsun bu hadis-i şerifler. Men feriha bi dukhuli Ramazan harramallahu cesedihu alel niran. Her kim Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinirse Allah onun cesedini cehenneme haram eder. İnşallah Ramazan-ı Şerif geliyor diye seviniyor muyuz cemaat-i müslümin? İçimizde sevinç var değil mi? Aa, bu sevinç olması lazım. Neden? Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinenin cesedini Allah cehenneme haram eder. Allah'a ekber. Müjdeye bak ya. Bir müjdeli hadis-i şerif daha. Men sâme Ramazâne îmânen vahtisâmen gufre lehu mâ teqedden min zembi. Kim iman ettiği, sevap ve mükafatını da Allah'tan beklediği halde Ramazan-ı Şerif ayını oruçlu geçirirse Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Ya Rab bizi bu müjdelere nail eyle. Yenbagı eyyü oynayalım. Mektubu Şerif'ten de inşallah okuyalım. Bilinmesi lazımdır ki enne şehr-i Ramazan'e şehrin azimun. Ramazan-ı Şerif'e çok büyük bir aydır. Niye büyük olduğunu bir üzüntü anladık. Ramazan-ı Şerif
Neyi büyük ediyordu önce? Söyleyin. Geceleri büyük ediyordu. Sonra ayları büyük ediyordu. Devletleri, milletleri büyük ediyordu. İnsanları büyük ediyordu. Ya büyük, yüksek adam olmak isteyen yüksek tahsilde bulunsun. Yüksek tahsil Kur'an tahsilidir. Kur'an'dan bir harf olmayan tahsil alçak tahsildir. O yüksek tahsil olamaz. Seni cehennemin dibine indiren tahsil yüksek tahsil olamaz. Ramazan-ı Şerif'e çok büyük bir aydır. Ve külle ibadetin nafiletin mine salatu ve zikri ve sadakatu ve emsâle fî hâze şehri tüsâvî edâ ferîzası fî men sivâ. Ramazan-ı Şerif'te nafile yok. O da öyle şey olur mu ya? Nafilelerin hepsi farza dönüşüyor. Yaptığın nafilelerin hepsine farz sevabı veriliyor. Ramazan-ı Şerif'te her kim namaz olsun, zikir olsun, sadaka olsun nafile işlerse Ramazan haricindeki farz sevabı veriliyor ona. Allah Allah. Mesela Ramazan içerisinde bir sadaka verdin. Allah rızası için bir sadaka verdin. Sadaka nafiledir. Ramazan haricinde farz vermiş sevabı var. Ramazan haricinde farz verdin ne sevap alıyorsun? Ramazan içerisinde nafileyi verdiğin zaman o sevap alıyorsun. Mesela Ramazan haricinde şu anda sabah namazını kıldık. Ne sevap kazanıyoruz? Ramazan'da iştirak bekledin, kıldın iki rekat. Şimdiki farz sabah namazının sevabı veriliyor. Kuşluk da böyle. Evvabin kabirinin tayyatının için diğer namazlar da böyledir. Zikir de böyledir. Bir de şu var. Onu da söyleyelim. Ramazan-ı Şerif'te sakın ha bu hat-ı şerifleri, sohbetleri gevşetmeyelim. Daha çok gelelim. Bir hat-ı şerif, bak şu anda bir hat-ı şerif sevabı aldık. Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız bu hat-ı şerif bin hat-ı şerif sevabı verilecek. Bu kaçar mı ya? He? Bu kaçmaz. Sakın, sakın. İnşallah. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki nafilelere Ramazan haricindeki farz sevabı veriliyorsa, Ramazan'daki farzlar ne oluyor peki? وَمَنَ اَدَّى فَرِيزَةً ف۪يهِ كَانَ كَمَنَ اَدَّى سِبْعِينَ فَرِيزَةً ف۪ي مَنْ سِوَاهُ Ramazan-ı Şerif'te bir farz eda eden, Ramazan haricinde 70 farz eda etmiş gibi sevap kazanır. وَمَنْ تَطَّرَ ف۪ي سَائِمًا Kim Ramazan-ı Şerif'te bir oruç diye orucunu açtırırsa, كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ Allah onun günahlarını affeder. Ramazan-ı Şerif'te nafileler farz. Peki nafile ile farz arasındaki fark ne? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bak dikkat edin nafile ile farz arasındaki fark keşke diyor dünyayı kaplayan denizde bir damla kadar olsa. Ne anladık buradan? Nafile damla gibi. Farz ne gibi? Söyleyin. Deniz gibi. Deniz gibi. Ramazan'da damlayı deniz yapıyorsun. Nafile farza dönüşüyor ya. Bir kimse bir de şöyle bir hadis-i şerif var. Hiçbir özrü mazereti yokken Ramazan'dan bir gün orucunu yese, yani o gün oruç tutmasa, Ramazan'dan sonra ömür boyu oruç tutsa, ömrü de diyelim 90 sene olsa, 90 sene oruç tutsa Ramazan'dan tutmadığı, özürsüz yediği o bir günün yerini kapatamaz. Bir günün yerini kapatamaz. Neden? Ramazan'dan sonra 90 sene tuttuklarının hepsini nafile. Ama Ramazan'dan özürsüz tutmadığı o farz, onun yerini kapatamaz. Şimdi çok kolay fetva veriyorlar. Hemen diyorlar. Doktorlar da söylüyor bunu. İşte rahatsızsın oruç tutma. İşte müsabakaya girecekmiş. Veya bir imtihana girecekmiş. Zihni çalışsın diye. Oruç tutmayız kafası çalışmıyor mu? Zihni çalışmıyor. Zihni duruyor mu orada? Zihni daha çok çalışır ya. Allah'a ekber ya. Şimdi zaten günler kısa havalar serin. Ne olacak yani? Haziran, Temmuz, Ağustos ayında Ramazan olduğu da oldu. Gördük. Onu da gördük. Evet. Kimse yarın doktora gideceğim diye gitmiyor. Doktora gelecek, doktor ilaç verecek, iğne yapacak. Ya iğne doktora dersin ki doktor bey yani bu akşamdan sonra olmaz mı bu iğne? Ha hakikaten hastasın iğne yapılması lazımsa, sen oruçluyken iğne yapsalar sana, orucun tamam bozulur, bozulmuyor diyenler de var, bozulur. Sen gene orucuna devam akşama kadar tut orucunu. Ondan sonra, Ramazan'dan sonra günle gün tuttuğun zaman o bir günü gene farz olarak kurtarmış oluyorsun. Farz sevabını gene alıyorsun sen. Sen keyfi bozmadın ki onun rahatsızlığından dolayı oldu. Hadi diyelim sen randevu aldın doktora filan doktora gideceksin ve yarın gideceksin. O akşam ne sahura kalkıyorsun ne bir şey oruç tutmuyorsun. Doktor da neticede insan. O da hastalandı gelmedi diyelim ne olacak? Oruç ne oldu gitti. Geldiğin vakit doktor yok. Nerede doktor? Sen hastasın da doktor da hastalandı. Diyelim. Veya da ne oldu bir işi çıktı gelemedi veya randevu iptal oldu ertesi gün dediler. O gün de mi tutmayacaksın? O gün gitti. Ne kaybettin biliyor musun? 90 sene oruç tutsan o bir günü kapatamazsın işte. Ya
Niye 90 sene tuttu Ramazan haricindekilerin hepsi nafile değil. O gün senin tutmadığın oruç farz. Gitti o, geçmiş olsun. Bundan sonra daha dikkat edelim ve etrafımızdakilere de bunu söyleyelim inşallah. Elhamdülillah milletimizin oruca karşı bir hassasiyeti var. Hassasiyeti var. Adam namaz kılmıyor. Beş vakit kılmıyor. Mübarek adam. Halbuki namazın farziyeti oruçtan daha kuvvetlidir ha. Dinin direği değil. Müminin miracı gözümün nuru diyor Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama olsun gene oruç da tutuyor yani. İyi. İnşallah ona da sebep olur. وَمَنْ قَدَّرَ ف۪ي سَائِمًا Kim Ramazan-ı Şerif'te bir oruç diye orucunu açtırırsa كَانَ لِهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِ Allah onun günahlarını affeder. وَعَتَقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ Boynunu cehennemden azat eder. وَكَانَ لَهُ مِسْءُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَيْ يَنْتَقِسَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ Oruçluğunun sevabından bir şey eksiltilmek için aynı sona da veriliyor. Bu mükafatı Allah-u Teala Hazretleri bir hurma veya bir bardak suya da verir. Bir hurma veriyorsun, kardeşine ikram ediyorsun, bu hurmayla orucunu aç diyorsun. O da senin verdiğin hurmayla orucunu açıyor. Sen ne kazanıyorsun? Bütün günahların affolunuyor ya. Hadis-i Şerif bak. Hadis-i Şerif'ten aldı İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu. Mektubu Şerif'tir ama bunların hepsini İmam-ı Rabbani Hazretleri Hadis-i Şerif'lerden ama Hadis-i Şerif'lerde yeri var bunun. Allah bütün günahlarını affediyor. Bir hurmayla. Boynunu cehennemden azat ediyor. Sabahtan akşama kadar oruçtan ne kazandıysa onun sevabından eksiltilmek için aynısı sana da verilir. Ne büyük müjde. Ne büyük müjde. Mesela akşam namazına geldin. Birkaç tane hurmayla beraber gel. Oradaki kardeşlerimizden ikram edersin o hurmaları. Bu hurmayla orucunu aç dersin. İşte bir kişi veya iki kişi veya üç kişi kaç kişiyse artık ve senin hurmanla orucunu açarsa bunlar ne kadar sevap kazandı? İki kişi ise iki kişinin, üç kişi ise üç kişinin hepsinin sen sevabını alıyorsun. Alıyorsun onun sevabından da eksiltilmiyor yani aynısı. Boynu cehennemden azalılı günahları affoluyor. Hocam camiye geldin diyelim. Adamın önünde hurma var. Ben de ikram edecektim. Baktığı hepsinin önünde hurma var. Açık gözlük yap ya. Ve kardeşin de o hurmayı ver bana al bunu. Tamam mı? Sen onun hurmasıyla orucunu açarsın. O da senin hurmayla. O aynı mükafat olur. Sen de Mevla kazine gaybı bol ya. Mevla Teala Hazretleri kullarını affetmek için bahane arıyor. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Çok da güzel olur. Ama şimdi akşam namazlarında camiler boş. Akşam namazına geliyorsun bakıyorsun boş. Hepsi sofra başında iftarı bekliyor. Halbuki camide cemaatle beraber kılmak lazım. Camiler boş. Hele köyler. Ahmet hocam anlattı. İnegöl'ün köylerinden birisine dedi. İftara gitmiştik. Davetliydik. İnegöl'ün köylerinden birisine gittik. Şimdi hocam, Ahmet hocam namazı kılar cemaatle beraber akşam namazını camide. Ondan sonra ebabinde kılar. Ondan sonra iftara geçer, yemeğe geçer. İmam da öyle şeye alışık değil herhalde köyün imamı. Ezanı okuyor, hemen eve gidiyor. Gelmiş şimdi bakmış o cemaat, hayrola demiş, niye geldiniz? Ya ben cemaate geldim, var cami burası, hayrola niye geldin denilir mi ya? Adam diyor ki, hayrola niye geldin, cami bu mu diyor bunu. Şaşırdık diyor hocam. Yani onu da derde soktular şimdi. Adam ezan okuyup kaçıp gidecek diye ve şimdi namaz falan işidir. Buralarda gene elhamdülillah biraz var. Mescitlerimizde, camilerimizde. Bazı yerler hepten. وَمَنْ خَطَّفَ عَمْ مَمْلُوكِهِ Kim Ramazan-ı Şerif'te elinin altındakilerden, işçilerinden yükünü hafifletirse غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ Allah onu da affeder. وَاَتَقُوا مِنَ النَّارِ Onun da boynunu cehennemden azat eder. Allah rızası için. Mesela bir iş yerinde patron. Ne yaptı? Biraz bir kolaylık tanıdı. Biraz erken saldı işçileri. Ramazandır diye. Gidin evinize istirahat edin dedi. Ve sırf bunu Allah rızası için yaptığı ama paraların parasından da kesmiyor. Erken gönderdiği biraz kes. Yani tam gene şeylerini veriyor. Maaşlarını, harçlıklarını veriyor. Allah rızası için biraz bir kolaylık gösterdi Ramazan'a. Oruçlular bunlar diye. Bunu Allah rızası için yaparsa Allah onun boynunu cehennemden azat ediyor ve onu affediyor. Allah'ım Ramazan-ı Şerif'teki tüm hayırlara bizleri muvaffak eylesin. Ve kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izler dekale şehr Ramazan'ı atlaka külle esirin ve adâ külle sâir. Ramazan-ı Şerif girdiği zaman Peygamber Efendimiz her isteyene verirdi ve bütün esirleri salardı.
Bu mektubun devamında İmam-ı Rabbani buyuruyor. Ramazan-ı Şerif nasıl geçerse bütün sene öyle geçer. Hayır ve salih amellerle geçerse bütün bir sene hayır ve salih amellerle geçer. Yani dikkat edin. Ramazan-ı Şerif'te azalarımıza da oruç tutturalım. Gözünle namahreme bakma. Dilinle yalan dedikodu, gıybet, bu tür şeylerden son derece uzak dur. Kulağında şarkı, Türk müzik, böyle şeyler dinlemiyorsunuz zaten. Ondan sonra cemaata dikkat ediyorsun. Akşam da dahil olmak üzere. Teravih cemaata, camiye cemaat. Burada da teravih kullanacak. Yakın olan kardeşlerimiz gelsinler. Teravihden önce sohbet de olacak burada cemaatin için. Ve itikaf da olacak burada, haberiniz olsun. Bak geçen sene kaç kişi burada elhamdülillah itikafa katıldı, çok da bereket oldu. İtikafa katılan bir kimse diyor, bak itikaf nedir biliyor musun? Şeyde, tefsirde gördüm, Allah dostu diyor ki, zengin birisinin kapısına oturmuş, bana vermedikçe buradan kalkmayacağım. İtikaf budur. Ya Rabbi beni affetmedikçe buradan ayrılmayacağım demektir diyor. Bu itikaftan yani. Ya Rabbi beni affetmedikçe buradan ayrılmayacağım. Ha, işe giden kardeşlerimiz tabi var ama şöyle yapanlar da var ha. Cumartesi pazar geliyor. İşe gidiyor, cumartesi pazar geliyor. Bazıları mesela işten doğru buraya geliyor. Sabaha kadar burada, buradan işe gidiyor. Öğle alan kardeşlerimiz de var. Tamamen boşsa 10 gün tamamen burada kalan kardeşlerimiz de var. Bu şekilde itikafı değerlendirmek lazım. Bu da her konulan sünnetlerden birisidir. Bunda da 100 şehit sevabı var, haberimiz olsun. Millet onu bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Terk olunan Ahmet Hocam 3 sünnet sayardı. Pazar, perşembe orucu terk olunan bir sünnettir. İşrak terk olunan bir sünnettir. Bir de itikaf. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü. Millet bunu bilmiyor. Bu itikafa terk olunan bir sünnettir. İşte bunları ihya etmekte de 100 şehit sevabı var cemaatim için. Gelmeye çalışalım inşallah. Ramazan-ı Şerif hayır ve salih amellerle geçerse, teheccüne dikkat ediyorsun, tarikat derslerine hasreten Ramazan'da dikkat ederse, böyle ciddi, gayretli bir Ramazan geçerse, bütün bir sene öyle geçecek buyuruyor Resulullah Efendimiz. Sağolsun. Ama Ramazan-ı Şerif gevşek geçerse, daha ne gidip cemaate gitmiyorsun, oruç, ağzalarını oruç tutturursan, miden oruç tutuyorsun, yemek içmekten. Ağzaları da oruç tutturmak lazım. Teheccüne dik dersler gevşek böyle, ondan bütün bir senedir iki yakan bir araya gelmez, bütün bir sene gevşeklik üzere geçer. Dağınıklık üzere geçer. Onun için bu ayı ganimet bilmek lazım. İyi değerlendirmek lazım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan azat olmaktır bu ayı. Öyle bereketli bir ay. Eyyullah bunları bildiklerinden dolayı cemaat-i müslümin. Ruhul Furkan tefsirinde geçiyor. Allah dostları Ramazan gelmeden 6 ay önce duaya başlarlarmış. Ya Rabbi bizi Ramazan'a kavuştur diye. Ramazan'dan sonra 6 ay hep dua ederlermiş. Ya Rabbi Ramazan'da yaptığımız ibadetleri kabul et diye. Hadis-i şerifte geçti. Ramazan'ın ne olduğunu bilseydiniz, neler var Ramazan'da, ne ikramlar var bilseydiniz, bütün bir sene Ramazan olsun isterdiniz. Amin. Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahim. Ya Rabbi. Gökten de bereketli yağmurlar, yerden de bereketli mahsuller ihsan ederek bizi kafirlere muhtaç olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi bize gökten İslam ahlakını indir. Resulullah'ın ahlakını indir. Kur'an'ın ahlakını indir. Ya Rabbi bize gökten adaleti, huzuyu, huşuyu, tevazıyı, zühdü, takvayı, fenayı, bakayı indir ve takındır ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Kur'an'ın şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Ramazan-ı Şerif'i hayır üzere idraka bizleri muvaffak eyle. Kadir gecesini de hayır üzere ihya'ya bizleri muvaffak eyle. Kur'an'ın günleri, geceleri nasıl ihya ediyorlarsa bizler de öyle ihya'ya muvaffak eyle. Filistin'e yardım eyle. Türkistan'a yardım eyle. Nerede dünya üzerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz varsa onlara yardım eyle. Muzafferiyet haberlerin tez zamanda gelmesini nasip eyle. Kuşların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Umduklarımızın alı korktuklarımızdan emin eyle. Hayırlının fethini, şerlerin defini nasip eyle. Bir mürit bu yolda ne kazanacaksa ya Rabbi kazanmayı nasip eyle. Ömrümüz boyunca ya Rabbi şu zikir halakalarından ve sohbet meclislerinden bizleri ayırma ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Bu akşam cemaati 50. yıl. Ne derneğiydi o? 50. yıl ilim yayma derneği. Adres de var burada. 2005. Orada sohbet olacak inşallah. Sohbetimiz olacak inşallah. Yatsı namazını müteakip. Yatsı namazını müteakip inşallah. Kardeşlerimiz sizi davet ediyorlar. Oraya da gelmeye çalışalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aşk şerifimizi dinleyelim inşallah.